çatışma sonrasında yapılması gereken ilk iş Kültür Bakanlığı öncülüğünde yerel dinamiklerin de katılımıyla, yerel dinamik derken belediyeler, çünkü burası dünya mirası, alan yönetim başkanlığı uzmanlarıyla birlikte bir ekip oluşturup alanda tespit çalışması yapılması gerekirdi. Ama bu hiçbir şekilde yapılmadan, daha operasyonlar dahi tamamlanmadan alana iş makinaları girdi ve yıkım başladı alanda. Mart ayında operasyonların tamamlandığı duyurusu yapıldıktan sonra da yıkım faaliyetleri çok hızlı bir şekilde devam etti. Çevreden, o alanın çeperinden baktığımızda ne yazık ki birkaç anıtsal yapının dışında alan dümdüz arazi görünümünde. Her ablukaya ara verildiğinde alana girip çekimler yaptık. Bütün bunları raporlamaya başladık. Çünkü alan yönetiminin bir görevi de UNESCO'ya sunulacak yıllık raporlarda alanın ne kadar korunduğu ya da alanda var olan riskleri belgeleyip rapor etmek de bizim görevimizdi. Dolayısıyla biz bu görev, bize tanımlanan bu görev kapsamında rapor etmeye başladık. Ama prosedür gereği bu raporlarımızı direkt UNESCO'ya gönderemiyorduk. Kültür Bakanlığı'na, Kültür Bakanlığı da Dışişleri Bakanlığı üzerinden UNESCO'ya göndermesi gerekiyordu. Sonra bir üniversiteden bir hocanın UNESCO'ya direkt bir yazışması sonrası UNESCO'nun hiçbir şeyden haberi olmadığını fark ettik. Bu çatışmalardan çok da bilgisi olmadığını fark ettik. Bunun üzerine öğrendik daha doğrusu. Çünkü cevabı yazıda UNESCO o hocaya böyle bir cevap yazmıştı. Bunun üzerine artık biz bakanlığa falan raporumuzu göndermeden, çünkü bir kent yıkılıyor ve bizler de yerelde korumakla yükümlü olan, takiple daha doğrusu korunmasını takiple yükümlü olan bir kuruluştuk alan yönetimi olarak. Biz bundan sonraki, ondan sonraki bilgi aldıktan sonraki tüm raporlarımızı UNESCO'ya direkt göndermeye başladık. UNESCO'ya ve İKOMOS'a. Anıtlar Sitler Konseyi'ne direkt göndermeye başladık ve ondan sonra artık haberdar olundu. Fakat bundan da rahatsız olundu. Alan yönetimi olarak yaptığımız bir raporda reaktif misyon gönderilmesini talep etmiştik. 2016'da ve 2017'deki her iki UNESCO toplantısında Sur'la ilgili, UNESCO'nun Sur'la ilgili aldığı kararda reaktif misyon gönderilmesi kararı vardı. Yine her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin UNESCO'ya yaptığı bilgilendirmelerde teröristler yıktı, biz yapacağız taahhüdü beyanı olsa dahi UNESCO nasıl yapacaksınız, burayı nasıl koruyacaksınız diye sorgulaması ve bir master plan talep etmesi söz konusuydu. Her iki yıl yapılan toplantıda da nasıl koruyacağını sorguluyor, bir master plan talep ediyor, yine reaktif misyonu göndermeyi talep ediyor. Ama reaktif misyonu prosedürler gereği gelip burada yerinde görüp çalışabilmesi için Türkiye Devleti'nin onay vermesi gerekiyor. 2 yıldır Türkiye Cumhuriyeti reaktif misyonun gelmesine her ne hikmetse onay vermiyor.